Merhaba arkadaşlar, ben Vetro Gamer'den Murat. Bugün sizlerle Alperen'in çektiği ilk tutorial videomuzun gamepad'li versiyonuna hoş geldiniz. Çekeceğiz. Hoş geldiniz ne? Cümleyi bitiremedim. Bugünkü konu anlatımımız diyeyim. Röveşata'ya. Röveşata'ya böyle. Şimdi iki hemen onu yapayım. Kim ne yapayım? Rakim kim olsun? Arsenal olsun. Evet. Başlayalım. Çok uzatmaya da gerek yok. Hemen okey'den devam edelim. Haydi. Hadi. Evet. Hemen Karim benzeme falan. Hemen gösteremiyor. Ronaldo gidiyor. Şimdi Ronaldo'ya ben pası attıktan sonra yaptığımız olay bu. Gördüğünüz gibi gol de oldu. Gayet de hoş şekilde gol. Yanlış düş. Şuraya hemen izleyelim tekrarını. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi Rodriguez gidiyor. James Rodriguez. Durduk burada. Ronaldo neredesin Ronaldo? Ronaldo bak bak bak. Bak Ronaldo koşuyor. Bak bak koşuyor. Şimdi benim burada yaptığım olay ne? Gel Rodriguez'e gel. Şimdi benim burada yaptığım olay. Şimdi zaten ben şöyle açıklayayım. Röveşata atmak için özel bir tuş yok, hani top geldiğinde şuna basarsan kaldırır ondan sonra röveşata atar gibi olan yok. Top röveşata atılacak pozisyonda geldiğinde yön tuşunu kalenin zıttına doğru ittiğinizde otomatik olarak röveşataya kalkıyor, voleye kalkıyor. Burada kilit nokta topu oyuncuya röveşata atabilecek şekilde göndermek. Şimdi bunu yapmak için topun havadan gitmesi lazım ve havadan orta tuşumuz plase tuşu. Gamepad'de RB ya da R2 olarak geçiyor. R2 tuşundan bastığımızda böyle havadan bir görüyorsunuz. Havadan bir şekilde giden ortadan sonra. Şimdi benim burada yaptığım ben şu aralar şut tuşuna basıyorsunuz top buralardayken. Yapmanız gereken şey şut tuşuna basarken aynı anda da bu yönü kale yönünü göstermek. Ondan sonra kale yönünü gösterdikten sonra otomatik olarak kendi zaten röveşataya kalkar. Şekil göstereyim. Otomatik olarak zaten Ronaldo gibi oyuncular çok profesyonel şekilde gol demeni atabiliyorlar. Bir örnek daha verdikten sonra videoyu da bitirelim. Mesela Benzema Ronaldo gidiyor. Ronaldo'yu havadan attıktan sonra olmadı. Olmadı, olmadı. Neden olmadı? Allah'ım yarabbim. Bir kere daha deneyelim, sonra videomuzu bitirelim. Ronaldo gidiyor. Ronaldo'yu havadan pasımıza attıktan sonra bu sefer voleye kalk. Dediğim gibi topun geldiği yöne göre. Top ne yönde geliyorsa. Hani top bazen aşağıdan gelir, bazen göğsüne doğru gelir. Topun geldiği yöne göre, oyuncunun yeteneğine göre, işte top ayağına oturur oturmaz ona göre hani ona göre oluyor şutlar. Hemen şöyle bir daha deneyelim. Olmadı da çünkü Ronaldo çok kenarlıydı. Ronaldo'yu havadan ya da herhangi bir oyuncu yani hemen şuradan göstereyim. Nerede pozisyon değil. Değil yanlış girdim. Yine yanlış girdim. Öf be. Tuğraklat menüsü. Oyun planı. Şöyle hemen kadroya bakalım. Şimdi bunu burada şu 9 numaralı özellik var ya. O 9 numaralı özellik kartına sahip olanlar yapabiliyor sadece. Mesela Benzema da yapıyor diye hatırlıyorum. Evet Benzema'da da var o özellik. Bu değişik pozisyonlarda röveşata gibi özellikleri atmaya yarıyor. Mesela Bale'da yok. Atıyorum yok mesela. Böyle oyunculara bakarak oyuncunuzun oyun planındaki yerlerini de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela şimdi hemen bir kez daha deneyelim. Sonra zaten ben videoyu editlerken bu ok tuşları ile de herhangi bir şekilde koymayı planlıyorum. Böyle gene işte diyorum ya, topun ayağı oturduğu yöne göre çarptırarak girebilir, girmeyebilir. Ama çok artistik bir olay olduğundan arkadaşlarınızla falan oynarken gayet hava da yapmış olursunuz. Bakın böyle bak 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 olmadı. Mesela neden? Çünkü top fazla yukarı geldi. Şimdi top göğsünden çok yukarı gelirse kafa atar.
Göğsüne doğru gelince röveşataya kalkıyor. Göğsüne doğru fakat hafif sağdan soldan geldiğinde dönerek şut atıyor ya da voleye kalkabiliyor. Hiç olmadı. Çok abidik gubidik pozisyona geldi. Zaten topu kontrol etmeye çalışıyor. Siz şuta bassanız dahi. Yani ama fakat tabi en havalısı bu. Tabi bu da var. Bu da ilk defa başıma geliyor. Böyle ihtimaller de var. Ortadan açtık. Olmadı. Ceza sahasının içine tam kale önünde yapmıyor. Yani bugünkü anlatımımız bu kadar arkadaşlar. Ben videonun başına link koymuşumdur zaten. Oo çok artistikti. Buraya da link koyarım. Bu olayın klavye için olanına Alperen'den izleyebilirsiniz yine bu kanalda. Evet böyle denemeleri yapıyoruz ben bir taraftan konuşurken. Klavye versiyonunda izleyebilirsiniz. Ayrıca o videoda ölü yaprak vuruşunu da nasıl diyeyim? Ayrıca o videoda ölü yaprak vuruşunu da yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz ne ya? Anlam konuşmayı unutuyorum ben bazen. Ölü yaprak vuruşunun nasıl yapıldığını da öğrenebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Lütfen yani büyüyelim beraber gelişelim yani. Daha iyi videolar gelsin, daha fazla videolar gelsin. Bu kadar yani. Hoşça kalın.